Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz cinsini nefyeden la. La nafiye lil cins. Şimdi bu aslında inne ve kardeşlerinden de sayılıyor bazı kaynaklarda. Ancak inne ve kardeşlerinden ayrılan bazı özellikleri var kendine has. Bunları birlikte öğrenelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, cinsini nefyeden la edatı nedir? İsmini nasb haberini raf etmesi bakımından inne ve kardeşlerine benzemektedir. Ancak amel edebilmesi için, yani ismini nasb haberini raf edebilmesi için bazı şartları olması lazım. Kendisinden sonra gelen kelimenin cinsinden olan her şeyi nefyetmesi sebebiyle, yani olumsuz hale getirmesi sebebiyle bu cinsini nefyeden la ismini almıştır. Cümleye hiçbir anlamlarını katmaktadır. Evet, amel etmesi için gereken şartlar 3 tane arkadaşlar. La'nın ismi nekre olmalı. Bakın, La'nın ismi nekre olmalı. La ile ismi arasına başka bir kelime girmemeli. Şurada La ve isminin arasına bir harfi cer veya başka bir edat harf bir şey girmemeli arkadaşlar. Bir de La'nın başına harfi cer gelmemeli. Mesela burada gelmiş. Şimdi örnekleri inceleyelim. Nekre olmasına örnek. La sehabe fissemai münzü eyyamin. Günlerdir gökte hiçbir bulut yok. Yani hiç mi yok diye sorarız ya. Evet, hiç yok. Bu hiç manasında. La sehabe, bulut namına hiçbir şey yok. Yani bulutla alakalı, bulut cinsinden her şeyi nefy ediyor. Olumsuz ediyor. Öyle bir şey yok. Evet. Buradaki sehab kelimesi nekre olarak gelmiş ve ismini La'nın ismi olduğu için nasb etmiş arkadaşlar. Bunun haberi nerede? Fissemai. Bu da bunun La'nın haberi olarak gelir. Evet, ikincisine bakalım. La ile ismi arasına başka bir kelime girmemeli demiştik. Arasına bir sıfat veya başka bir izafet veya buna benzer bir şey girmemeli arkadaşlar. Entum tullabun müştehidune la şekke fî zâlik. Burada La cinsin nefiden la'dır. Şekke de la'nın ismidir arkadaşlar. Üçüncüsüne bakalım. La'nın başına harficer gelmemeli. Eğer amel edecekse gelirse amel etmez arkadaşlar. Bakın burada bila şekkin şeklinde ne oldu? İsmini nasb ediyor diye edememiş. Niye? Çünkü başına la'nın başına bir harficer gelmiş. Evet, bunun kânel câhidu min ekberil ulemâ bila şekkin. Hiç şüphe yok ki, hiç şüphesiz cahiz isimli alim en büyük alimlerdendir. Şimdi burada la edatımızın, yani cinsi nefyeden la'nın başına harfi cer olan b geldiği için kendinden sonraki ismini nasb edememiş. Niye? Amel etmez çünkü arkadaşlar. Evet, bunun irabı nasıl olur? Bir de onu inceleyelim arkadaşlar. Üç durumda karşımıza çıkabilir. İrabından bahsediyoruz. Bakın, amel etmesi başka, İrabı başka. Evet, irabında üç durumda karşımıza çıkar. La'nın ismi muzaf olursa. Şimdi biliyoruz biz. İnnenin ismi, innenin haberi, kânenin ismi, kânenin haberi. Oradan tanıdık giriyor bize. La'nın ismi, la'nın haberi olacak. Evet, la'nın ismi muzaf olursa. Yani bir muzaf ile isim tanımlamalı bir şey olursa. Şimdi bakalım. La gâile hakkin cebenin. Burada bakın, ga ile kelimesi muzaftır. Muzafun ileyh hangisi? Hakkın kelimesi de muzafun ileyhtir. Bu şekilde muzaf olarak gelirse fetha veya tesniye ise ye, cemi ise ye ile mansup olur. Gailun kelimesinin irabına bakalım. İsmu la ennafiyel cins mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahira. Şuraya ekleyelim. Evet, la'nın ismi muzaf olursa mansup olur. Buradaki ka ile de olduğu gibi. Şimdi bunun cemisine bakalım. Cemi müennes salime. La talibati ilmin emamet tilfazi. Evet, hiçbir ilim talebesi televizyonun önünde olmaz. Buradaki talibat kelimesi cemi müennes salim. Biliyorsun, elif te ile cemi olan kelimeler nasb alameti olarak esre alırlar. Biz ne demiştik? Eğer muzaf olursa mansup olur, değil mi? Mansup. Evet, mansup olacak. Şimdi biz bunu neyle mansup yapacağız? Peki, fetha alamıyordu. Esre ile. Talibat kelimesi ismu la ennafiye lil cins mensubun ve alametun nasbi el kesra. Hatırlayın, cemi müennes salimin nasb alameti kesradır. Buradaki ilmin kelimesi muzafun ileyhtir arkadaşlar. Emamet tilfazi ile başlayan car mecrur, pardon, şibih cümle olan, zarflı olan bu cümlecik, şibih cümlede
Bunun haberidir. Emame burada haber olarak gelmiş. Devam edelim. İkincisi neydi? İrabın ikinci şartı. La'nın ismi şibhi muzaf olursa. Şibhi muzaf ne demek? Şimdi bu yeni bir tabir var. Bu da aynı şekilde mansup olur. Buraya ekleyelim arkadaşlar. La şariben hamran huna. Burada hiç içki içen yok. Bakın burada bir izafet söz konusu yok ama izafete bir benzerlik var. İşte şibhi muzaf demek izafete benzer demek. Buradaki şariben kelimesi la ennafiye lil cinsin ismidir arkadaşlar. La'nın ismidir. Peki burada haber nerede hocam? Hamran haber olur mu? Hayır arkadaşlar. Buradaki haberimiz hünadır. Şaribene gelelim. Şariben ismi la ennafiye lil cins mansubun ve alametun nasbi el fetha el zahira. İkiye bakalım. La katiben kıssaten gabiyyun. Evet, hiçbir hikaye yazarı kaba olamaz. Kaba olmaz. Buradaki gabiyyun la'nın haberidir. Peki ismi nerede? Katiben de la'nın ismidir arkadaşlar. Şibi muzaf olduğu için bakın kendisi normalde muzaf muzaf ileyhi olsa buradaki mecrur olması lazım. Ama ne olmuş? Böyle bir muzafa benzerliği var. Muzafın ileyhe benzerliği var. Onun şibi muzaf olmuş. Evet, son örneğimize bakalım. La muhmilen usratuhu nacihun fi hayatihi. Ailesini ihmal eden hiç kimse hayatında başarılı olamaz. Yani buradaki muhmel kelimesi arkadaşlar la'nın ismidir. Nacihun kelimesi de bunun haberidir. Peki üsratü nedir arkadaşlar? Şibhi muzaf olduğu için burada bunun şibhi muzaftır arkadaşlar. Nacihun da bunun haberidir. Mühmel kelimesinin irabına bakarım. İsmü la ennafiye lil cins mensubun ve alametun nasbi el fetha el zahira şeklinde söyleriz. Evet, cinsin nefeden la'nın irabında son üçüncü kısma geldik. La'nın ismi müfret olursa, buradaki müfretlikten kasıt arkadaşlar iki önce yani muzaf olması, şibhi muzaf olması konularının dışında. Yani müfret olması demek tesniye cemilikle alakalı olan müfret, sayıyla alakalı olan müfret değil. Neyle alakalı peki? Muzaf değil demek. Şibhi muzaf değil demek. Yani müfret, hatırlarsanız müfret haber konusunda da buna benzer bir müfretten bahsetmiştik. Bu müfret olursa, la'nın ismi müfret olursa o zaman ne üzere mansup olduysa o hal üzere mebni olur. Şimdi bakalım. La keslâne nâcihun. Bakın burada la keslâne kelimesi müfret gelmiş. Nasıl müfret hocam? Evet, herhangi bir şeye muzaf olmamış. Buna müfret kelime diyoruz arkadaşlar. İsmi müfret olarak geldiği için fetha üzere mebni diyoruz. Mansup demiyoruz bakın dikkat. Fetha üzere mebni diyoruz. Keslan kelimesinin hemen şurada irabını yapalım arkadaşlar. Evet, İsmü la ennafiye lil cins mebniyün alel fethi. Tekrar edelim. İsmü la ennafiye lil cins mebniyün alel fethi. Şimdi mansubun bir fetha demedik. Neden? Müfret olduğunda arkadaşlar ne üzere mansup olduysa o hal üzere mebni oluyor. Şimdi ikinci örneğe bakalım daha iyi anlaşılacak. La musafirine fi mahattati duveliyye vel mahalliyye el an. Şimdi şu anda uluslararası ve yerel istasyonlarda yani havaalanı otogarlarda hiç yolcu yok. Şimdi buradaki musafirine kelimesi musafirun, musafirani, musafirune idi. Normalde müsafirune idi. Ancak biliyorsunuz la kendinden sonraki ismini nasb eder, haberini raf eder değil mi? Buradaki müsafirine kelimesi arkadaşlar mansuptur. Cemi müzekker salimin nasb alameti y'dir. O zaman buna ne diyeceğiz? İsmü la ennafiye lil cins mebniyün alel ya diyeceğiz. Bakın mansubun bil ya değil. Neden böyle olduğunu tekrar hatırlatalım. Çünkü müfret bir kelime. Yani muzaf veya şibhi muzaf olmayan bir kelime. La tabibati fil müsteşfa. Şimdi burada tabibati kelimesi la'nın ismidir. Gördüğünüz gibi cemi müennes salim bir kelime. Cemi müennes salimin nasb alameti de kesradır. İsmü la ennafiye lil cins mebniyün alel kesir diyoruz arkadaşlar. Mansubun bil kesra demiyoruz ya da mansup demiyoruz. Neden? Müfret olduğunda mebni oluyorlar arkadaşlar. Ne üzere, ne hal üzere mansup olduysa o hal üzere mebni oluyorlar. Demek ki burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Not olarak yazacak olursa. La'nın ismi mansup.
La'nın haberi merfudur. Dedik ki en başta inneye benzer bunlar. İnne ismini nasb haberini raf ederdi. Bu da aynı şekilde ismini nasb haberini raf ediyor. Şimdi buradaki fil müsteşfada bunun haberidir. Nasıl haber? Şibih cümle haber. Peki şibih cümle haberin irabı nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Mahallen yapılıyordu. O zaman ne diyoruz? Cümle şibihiye fi mahalli raf haber la. Böyle söyleyeceğiz. Mesela bunu irab yapacak olursak. Evet, fil müsteşfa kelimesi haber. Haberin neyin haberi? La ennafil cinsin haberi. Nasıl irab yaparız? Cümle şibihiye fi mahalli raf haberu la ennafil cins. Bu şekilde irabını yaparız. Evet, devam edelim. Şimdi cinsin nefiden la'nın haberinin hasf olunmasına. Yani bu meşhur bazı kelimeler vardır. Kullanımda biz onun haberini tahmin edip anlayabiliyorsak onun haberini kullanmaya gerek yok. Mesela örnek la şekke mevcudun. Yani hiç şüphe yok diyor. Adam la şekke dediğimizde anlaşılıyor, anlıyoruz. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Elif Lam Mim Bakara suresinin başında la raybe fi, hemen ikinci ayet la raybe mevcudun demek. Şimdi burada bir haber kullanmaya gerek yok. Normalde takdir ettiğimizde mevcudun kelimesini takdir ederiz. Mesela la be'se, zararı yok demek. La be'se mevcudun. Böyle söylenmez. La be'es denir. La butte mesela, hiç kaçarı yok, kesin olacak gibi. La butte, kesinlikle manalarına gelir. Bu şekilde olursa da bakın yine la'nın ismi, la'nın haberi nerede? Mahsuf olmuş. Böyle söyleyeceğiz arkadaşlar. La'nın ismi, ismu la mansubun. Peki burada mansup mu diyeceğiz yoksa mebni mi diyeceğiz? Mebni diyeceğiz. Niye mebni diyeceğiz? Çünkü müfret olarak gelmiş. Bakın tek haber arkadaşlar. İsmü la mebniyün alel feth. Aynı şekilde diğerleri de mebniyün alel feth deniyor arkadaşlar. Diğerlerimiz yani haberlerimiz, eğer burada haber olsaydı mevcut kelimesi de haber olacaktı ama haberlerimiz mahsuf olarak kullanıldı. Sonra alıştırmalara geçelim. Haddit ismü la ennafiyel cins ve nev'ahu ve e'aribhu. Şimdi burada cinsin nefeden la'yı ve onun türünü tespit et diyor. Sonra da onu irab et diyor. Bakın ben burada bu çalışmayı yaptım. Biraz vakit kazanmak açısından. Birlikte inceleyelim. La ilace fis saydaliyye. Şimdi buradaki la ilace, ilace kelimesi bizim müfret arkadaşlar. Müfret ismimiz. La'nın müfret olarak gelen ismi. Peki nasıl irab yapacağız? İsmü la ennafiyel cins mebniyün alel feth. Biliyorsunuz müfret olunca mebni oluyordu. İkiye bakalım. La katiben kıssaten gabiyyün. Burayı hemen siz söyleyin arkadaşlar. Katiben kıssaten müfret mi, muzaf mı, şibhi muzaf mı? Bakın muzafa benziyor ama şibhi muzaf bu arkadaşlar. Muzaf muzafın lehi olsa mecrur olacaktı. Demek ki şibhi muzaf. O zaman nasıl irab yaparız? İsmü la ennafiyel cins mensubun bil feth. Bakın bu önemli, mansup arkadaşlar. Üçe bakalım. La tilmize emamel külliyeti. Fakültenin önünde hiç öğrenci yok. Şimdi buradaki tilmize kelimesi müfret olarak gelmiş. O zaman mebni diyeceğiz. Mebni al fetah. Dörde bakalım. La muhmelen usratehu nacihun fi hayatihi. Biraz önce buna benzer bir örnek yapmıştık. İsmü la ennafiyel cins mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira. Niye böyle söyledik, mansup dedik arkadaşlar? Şibhi muzaf olduğu için mühmelen üsretehu şibhi muzaftır. La sa'ika seyyaratin. Bakın muzaf geldi. Muzaf, muzafun ileyh. O zaman bu da aynı şekilde ismu la ennafiyel cins mansubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde irab yapılır. Altıncı örneğe bakalım. La naimine fis saffi. Sınıfta hiç uyuyan yok. İsmü la ennafiyel cins. Bakın burada müfret olarak gelmiş. Hocam tesniye bu. Tamam arkadaşlar, burada sayıyla alakası yok demiştik müfretliğin. Ne ile alakası vardı peki bu müfret kelimesinin? Muzaf olmayan, şibhi muzaf olmayan demekti. Bu kelime tesniye olsa da muzaf olmadığı için müfret diyoruz arkadaşlar. Evet, ismü la ennafiyel cins mebniyün alel ya. Ya üzere mebni. Neden? Tesniyeler nasb alameti olarak ye ile nasb alırlar arkadaşlar. Nasb olurlar.
7'ye bakalım. Aynı şekilde la budde, la hakka bunlar da mebnidir arkadaşlar. Neden? Müfret haber olduğu için ikisinin de irabı aynı. İsmü la ennafiyel cins mebnin alel feth şeklinde söyleriz. Evet. Cinsin nefiden la'nın ameli, cinsin nefiden la'nın nasıl amel etmesi gerektiği, amel etmesi için gereken şartlar ve irabı ile alakalı konumuzu burada tamamlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.